Pandemi sürecinde 2 yıldan beri pandemiyi yaşamaktayız. Covid-19 belası ülkemize ve dünyamızı kasıp kavurmakta. Bu pandemide en çok etkilenen esnafların içinde bizim taşımacı esnafımız mağdur oldu. Otobüslerimiz yarı yarıya yolcu taşırken aynı fiyatı taşıdılar. Minibüslerimiz öylesine, köy araçlarımız öylesine. Bir nebze ticari araçlarımız iş yaptı. O da hastaneye gidip gelmekte olurken. Ve çalışmadığımız süreler de oldu. Öğrenciler servisleri yapan otobüslerimiz, okullar kapandığı için servisler tamamen bitti. Ve bu arkadaşlarımız borçluydu. Çok sıkıntılar çekti. Hükümetimiz bazı tedbirler alsa da bu tedbirler bir nebze bize faydalı olsa da yeterli gelmedi. Bu neydi? İşte esnaf kefalet ve diğer bankalar olan borçların ertelenmesi ama faizle bile ertelendi. Destek verildi. Az da olsa destek verildi. Yine de teşekkür ederiz. Bunu tabii haliyle müracaatlarımızı biz ve bizim gibi diğer odalar yapmıştır muhakkak. Cumhurbaşkanlığına, birliğimize, üst kuruluşlarımızı, federasyonumuza devamlı yazı yazdık. Bu konuda destek istedik. Kendi bünyemiz olarak, odamız olarak küçük de olsa araçlarımızı bir günlük de olsun mazotlarını karşılayarak destek verdik. Elimizden geldiğince aldığımız dışarıdan yardımları şoför olarak çalışan arkadaşlarımıza destek verdik. Ve destek vermeye de devam ediyoruz. Bu tabii haliyle hem Esnaf Odaları Birliğimizden hem de diğer yerlerden ve Ödemiş Belediye'mizden gelen desteklerle yardımcı olmak istiyoruz ve devam ediyoruz bu şekilde çalışmaya. Mazot fiyatları diyelim, benzin, LPG, bir yılda hemen hemen %100 zam geldi. Fakat en çok zam olanını son 2 aydan beri yaşamaktayız. Hemen hemen %47'ye yakın bir zam oluştu. Taksi ve minibüslerimizde fiyatları İzmir Büyükşehir'den almaktayız.